Merhaba herkese. İyi haftalar, iyi pazarlar. Yapı Kredi Bankası günlük görünüm. Yapı Kredi büyük çanağı tamamladı 3.20'de. Yani bir kuruşu iki kuruşu çok da kafanıza takmayın. Hep söylüyorum. Yani 3.18'den mi döndü burada en yüksek? Bakalım. Evet 3.18. Yani bu 3.20 çanağını tamamladı büyük çanağı. Şimdi Yapı Kredi Bankası'nda dikkat çeken birkaç bir şey var. Mesela biraz önce bir arkadaş da sağ olsun uyardı. BIST 100'de bir negatif RSI durumu var ama o geçen hafta da vardı BIST 100'de. Şimdi onun da vesilesiyle şöyle bir bilgi vereyim Yapı Kredi'de. Burada da bir negatif RSI var. Şimdi negatif ve pozitif görünümler önemlidir. Onu bir söyleyeyim. Yani bunlara dikkat etmek gerekir teknik analizlerde. Fakat tek başlarında gösterge değillerdir. Şöyle ki en diplerde, en tepelerde doğal olarak negatif veya pozitif görünümler olur. Bunlara göre strateji kurulur. Fakat yani bir tek buna göre kurulmaz. Yani nasıl işte bir RSI kullanıyoruz, bir MACD veya stokastik RSI işte ya da herhangi bir işte Dair Moving Index falan filan şu bu. Yani bir şey kullanırken ikinci bir gösterge daha kullanılır doğrulamak için. Hatta o da yetmez bazen. Bir mu formasyonu varsa o aranır. Formasyon var mı? Yani birkaç yerden doğrularsınız bir hareketi. Tek başına da ya burada bir negatif RSI var işte ya da MACD'de veya başka bir yerde veya pozitif bir tutarsızlık var. Bu da tek başına bir gösterge değildir. Yani tek başına kullanırsanız şey olur. Yanılma ihtimaliniz daha fazla olur. Şimdi Yapı Kredi'ye geçelim. Bunu da bir bilgi olarak vermek istedim. Tabi burada mum açısından bu çok şey değil. Görünüm olarak hoş bir görünüm olduğunu da söyleyemem. Bir harami açı var. Yani normalde daha aşağılarda falan olsa daha önem verirdim. Yukarılarda da yani aslında mumun neresinde görünse çok şey değildir. Çok iyi değildir bir taraftan. Bir küçük bir gövde yapmış ama hani bunu doji olarak da sayabilirsiniz. Öyle bir iki kuruşluk şeyler kaldırır. Hacimde de bir zayıflama var arka arkaya. Yani bir ticarette de bir gerileme var kağıtta. Bu düşecek anlamına da hani akımın yönü değişir mi değişmez mi onu söylemiyorum. Ondan bahsetmiyorum. İşte ne dedik? Tutarsızlık. Şu mum işte yani çok olmasa daha iyiydi falan. Şimdi burada ne bekleyeceksiniz? 2.87 desteğe önemli. 2.87 desteğe aşağı kırılırsa burada şu kısa akım bitmiş kabul ederiz ve 20 güne bakarız. Yani 2.60, 2.64 orası da 0.618 aynı zamanda. Yani bakın birisi 0.618'e denk gelir. Diğeri de 786'ya denk gelir ortalamaların. Dolayısıyla iki destek alanında iki ortalama var ve iki önemli destek alanı buralar. Bakın. Yani bir kırılım olursa geri doğru 20 gün. 20 günde kırılırsa 2 lira 30 kuruşta da 50 gün var. O da diğer Fibo alanında 382'de. Onu çizmiyorum. Dolayısıyla destekler kırılırsa bir sonraki desteğe kırılamazsa tekrar dirence doğru hareket beklenir normalde. Destekler böyle yukarıda direnç 3.20'de burası biraz da cımbız tepesi gibi olmuş böyle yan yana ikisinin fitili çok bir kuruş fark var arada. 3.20 direnci aşılırsa da yukarı yönlü hareketler devam ederse 3 lira 60 kuruşta 1.272 Fibo hedefi ve bir direnç alanı var. Yani yukarı hareketlerde de buraya dikkat edin. 3 lira 60 kuruşa. Bunun dışında dikkatimi çeken bir şey yok. Yani özel bir formasyon haram ya açı. Yani bu birazcık yukarıda olsa, gepli açılsa ve yukarıda yer alsa diyeceğiz ki buna akşam yıldızına gidiyor işlerdik ama şimdilik öyle bir görünüm yok. Çok kısaca arkadaşlar da yani bir destek alanı veya bir stop alanı arıyorlarsa 2.98 veya 2.97 civarını yani günlükçüyseniz kullanabilirsiniz. Ama yakın kullandığınız şeylerde toparlayıp yukarı gitme riski vardır onu söyleyeyim. O tür bir stoplarda. Bir Golden Cross durumu var kağıtta. Yani 50 gün 200 gün Golden Cross'u yani altın kesişim ki gerçek altın kesişimde aslında gerçek demeyeyim de majör altın kesişim budur. Orta ve özellikle orta vadeciler için çok önemli bir kesişim. Biraz kağıt tabi ortalamalardan ayrıldı ya. Ortalamalardan ayrılan kağıtları kurt kapar bazen. Bunun için düzeltme olursa olur mu bilmiyorum. Ya yukarıda olmak zorunda. Yani 8 üstelinin üstünde 2.80, 2.89 alanının üstünde bir yukarıda düzeltme olursa pozitif. Yani pozitif yön devam eder. O sırada diğer ortalamalar biraz daha yaklaşır. 20 gün ve 50 gün gibi. Araları kapanır yani.
Ama altına sarkarsa işin rengi biraz daha değişebilir. Oraya dikkat etmek lazım. Söyleyeceğim başka bir şey herhalde yok, unuttuğum başka bir şey de yoktur. Ha, 50 gün 200 gün neye önemli onu söyleyeyim. Genellikle orta vade içerisinde daha çok yeni bir kesişim tabii bu ama şöyle bir örnek vereyim mesela. Geçen 22 ne zaman kesmiş? Özür dilerim. Şurada 11 Mart'ta kesmiş. İşte ne kadar sürmüş bu kesişim? 1 yıl sürmüş yani. Hatta 1 yıldan biraz daha fazla. 3 Nisan'a kadar sürmüş. O arada fiyat 11 Mart'ta 1 kaç burası? 2 lirayken, 2.10'lardayken 3.20'ye kadar da bir trend ortaya koymuş. Dolayısıyla onun için altın kesişimler de önemli. Tabii şu da olabiliyor arkadaşlar. Yani bu böyle bir golden cross oluyor. 10 gün 15 gün sonra işler kötü giderse tekrar dead cross oluşabiliyor. Ona da dikkat etmek lazım. Yapı kredi videoda biraz uzun oldu. Fazla açıklayıcı olmak zorunda hissettim. Herkese iyi haftalar.